başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik aynalara. Aynalar. Şimdi ayna ilk önce nedir arkadaşlar? Ayna bir yüzeyi sırlanmış. Diğer yüzeyi ışığı yansıtan cisimlerdir. Şimdi sırlanmış ne demek arkadaşlar? Matlaştırılmış anlamında. Yani şöyle bir metal parça ve cam düşünelim. Bunun arka yüzeyi matlaştırılıyor. Sır dediğimiz olay bu. Bu genelde sorularda bu şekilde taranarak gösterilir arkadaşlar. Ayna ne yapar? Üzerine gelen ışığı bu sayede ön yüzü parlak, arka yüzey mattır arkadaşlar. Bu yüzden üzerine bir ışık geldiğinde arkadaşlar ışığı ne yapar? Bu ışığı arkadaşlar yansıtır. Buna biz ayna diyoruz. Işığı yansıtan cisimler. Şimdi aynaları biz temel olarak ikiye ayıracağız. Birine diyeceğiz ki düzlem ayna. Düzlem ayna. Diğerine de diyeceğiz ki düzlem değil de küresel ayna. Küresel. Küresel ayna. Daha sonra arkadaşlar, daha sonraki dersin devam kısmında da küresel aynayı ikiye ayıracağız. Bunları daha sonra detaylandıracağım. Birisine çukur ayna diyeceğiz. Diğerine tümsek ayna diyeceğiz arkadaşlar. Tümsek ayna diyeceğiz. Ama şu anda bizim işimiz düzlem aynayla arkadaşlar. Buraya kadar Hocam, efendim. ben geldim de. Tamam, hoş geldin. Evet. Hocam yok yazmayın diye. Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar burayı anladık mı? Buraya kadar bir problem var mı? Ayna dediğimiz şeyi ne olduğunu kısaca bahsettik. Yok Işık hocam. Yok yansıtan hocam. cisimler. O zaman arkadaşlar düzlem aynayla başlayalım. Hatta şuradan kullanayım arkadaşlar. Evet. Düzlem aynayla başlayalım. Düzlem, diğer adı düz ayna arkadaşlar. Bu düzlem ayna, yani düz ayna, aslında gündelik hayatta her gün kullandığınız o lavabo aynası dediğimiz aynalara düz ayna diyoruz. Şimdi ilk önce arkadaşlar düz aynanın özelliklerine bakalım. Özellikleri neler? Arkadaşlar şimdi düz aynada birinci özelliğimiz görüntünün boyu. Aynaya baktığınızda, düz aynaya baktığınızda kendini daha uzun ya da daha kısa gören var mı? Hayır. Hayır. Hayır hocam. O zaman Yok görüntünün yok bu. boyu Hayır hocam. cismin boyuna Eşit gözüküyor. eşittir arkadaşlar. Şimdi size ayna sorularında ilk bu boy soruları gelir. Boy. Çünkü diğer aynalarda bu özellikler değişebilecek. Görüntümüzün boyu cismin boyuna eşit. İkincisi, aynaya baktığında, lavaboda aynaya baktığında Mesela. kendini böyle ters gören var mı? Yok hocam. O zaman görüntü düzdür arkadaşlar. Düzdür. Adı buradan geliyor. Düzdür. Ve boyu da cismin boyuna eşittir arkadaşlar. İkinci sorulan soru da görüntünün düz ya da ters olması. Çünkü diğer aynalarda bu özellik değişebilecek. Onu da söyleyeceğiz. Arkadaşlar görüntünün aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığına eşittir. Cismin aynaya uzaklığına eşittir. Eşit. Yani aynaya uzaktan bakarsanız görüntünüzün de sanki uzakta olduğunu görürsünüz. Aynaya yaklaştıkça da görüntünüzün size daha yakın olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Görüntü aynanın arkasındadır. Şimdi burada görüntü aynanın arkasında derken, görüntü aynanın arkasındadır derken arkadaşlar, yani tutup da aynanın böyle arka tarafında dolaşıp görüntü aramıyorsunuz tabii ki. Yani bu şu anlama geliyor. Baktığınız zaman görüntü sanki aynanın içindeymiş gibi, içinden böyle arkasına doğru gidiyormuş gibi. O şekilde ifade ediyoruz. Şimdi bu dediklerimizi bir çizerek gösterelim. Ve görüntü arkadaşlar, şunu da söyleyelim.
Görüntü simetrik. Yani sen sağ elini kaldırdığında sanki görüntü sol Oluyor. elini kaldırıyormuş gibi olur. Şimdi bunları gösterelim. Şurada bir aynamız var. Burada da arkadaşlar bir cin Ege'miz olsun. Evet, Ege'nin aynaya uzaklığı 10 santim olsun. Ege'nin boyu da arkadaşlar 150 santim olsun. Şimdi görüntüsünü alırken bakın normalde Ege aynaya kaç santim uzakta dedik? 10 santim. O zaman 10 santim. görüntü de 10 santim uzaktaymış gibi olacak arkadaşlar. Görüntü de 10 santim uzakta olacak. Ve Ege'nin boyu 150 olduğu için görüntüsünün boyu da ne kadar olacak? 150 150. santim. 150. Anlaştık mı? Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık hocam. Mesela şimdi Evet hocam. sorular geliyor. Burada arkadaşlar mesela hemen soralım. Görüntü aynaya kaç santim uzaktır? Ne hocam? Görüntü aynaya kaç santim uzaklıktadır? 10 santim değil mi hocam? Evet. 10 santim. Şimdi diyorsunuz ki ya hocam bu kadar kolay soru mu olur? Şimdi arkadaşlar cevap 10 santim. Mesela şöyle soru soruyor. Görüntü cisme kaç santim uzaklıktadır? 20. 20. 20. Görüntü cisme kaç santim uzaklıktadır? Eğer 20 santim. cisme derse arkadaşlar, ne yapacaksınız? Görüntünün aynaya olan uzaklığını bazen bulmanız gerekecek. Sonra cisme olan uzaklığını. Yani cevap kaç santim oldu? 20 santim oldu. Hemen bir örnek yapayım. Örnek. Hadi biraz zorlayayım mı arkadaşlar? İstiyor musunuz zorlamamı? Şurada bir top var arkadaşlar. Şurada bir ayna var. Burası 5 santim olsun. Şurada da bir ayna var. Burası ise 15 santim olsun. Tamam mı? Şu X aynası olsun, şu Y aynası olsun. Şimdi soru bir. Sorular diyelim. Bir. Topun X görüntüsünün topun X aynadaki görüntüsü X aynasına kaç santim uzaktadır? 15. Dur, hemen acele etmeyin. Birkaç soru yazacağım. Sonra tek tek cevaplayacağız. 2. Topun X aynasındaki görüntüsü Y aynasına görüntüsünün Y aynasına uzaklığı kaç santimdir? Üçüncü sorumuz topun Y aynasındaki görüntüsünün kendisine uzaklığı kaç santimdir? Dördüncüsü, hadi dört soru sorayım. Topun X aynasındaki görüntüsünün Y aynasındaki görüntüsüne uzaklığı kaç santimdir? Not. Sorularda arkadaşlar ilk görüntüler dikkate alınacak. İlk görüntüler dikkate alınacak diyelim. Şimdi cevaplamaya başlayalım canlarım benim. Topun X aynasındaki görüntüsü X aynasında kaç santim uzaklıktadır? Şimdi bunu böyle kendinize güvenip zihinden yapmak isteyebilirsiniz ama garantici olmak istiyorsanız sorunun üstüne arkadaşlar görüntüleri çizin. Görüntüleri çizin ki işinizi garantiye alın. Hemen bana söyleyin. Topun X aynasındaki görüntüsü kaç santim uzakta olacak?
15. 15. 15. Bak. 15. Güzel. Peki çizmişken yine çizelim. Topun Y aynasındaki ilk görüntüsü kaç santim uzakta olacak arkadaşlar? 5. Bu 5. da 5 santim olacak. Şurası da 5 santim. Şimdi bak bütün rakamlar önümde, işim kolaylaştı. Topun X aynasındaki görüntüsünün X aynasına uzaklığı kaç santim oldu şu an? 15. 15. Evet, şurayı soruyor bana. Cevabı buldum. 15. 15 santim. Bunu yazdım. Geldim 2'ye. Topun X aynasındaki görüntüsünün Y aynasına uzaklığı kaç santim? Ne? 35. Evet, X aynasındaki görüntüsünün yani şunun ta Y aynasına soruyor arkadaşlar. Yani şu uzaklık kaç santim? 15. 35 35 ile buradan 35. santimetre. 35 santim. Değil mi? Peki Evet. topun Y aynasındaki görüntüsünün kendisine uzaklığı kaç santimdir? Bunu ile gösterelim. 10. Değil mi? Bak topun görüntüsünün ilk görüntüsünün kendisine olan uzaklığı 10 santimdir arkadaşlar gördüğünüz. On Bir de şu tarz sorular gelecek. Topun X aynasındaki görüntüsünün Y aynasındaki görüntüsüne uzaklığı kaç santimdir? Yani iki görüntü arasındaki santim. mesafeyi soruyor bana. 40 santim. Kaç santim oldu? 40 santim oldu. Anladık mı? Kolay mı? Evet hocam. Evet hocam. Kolay mı? Kolay. Zor değil bence. Evet, güzel. Peki şimdi bir başka soru tarzı. Görüntü çizme soruları arkadaşlar. Bunun da şimdi ipucunu verip bir iki soru soracağım. Mesela şöyle bir üçgen çizdim. Ve üçgenin şu tarafını taradım. Burada da bir ayna var arkadaşlar. Dedim ki bu cismin görüntüsünü çizin. Görüntüsünü çiziniz. Ya da görüntüsü nasıl olur diye sorular geldi. Şimdi ipucunu veriyorum. Arkadaşlar karıştırmamanız için siz hangi görüntü olursa olsun ya da hangi cisim olursa olsun böyle cismin köşelerine rakamlar verin. Mesela şurası A rakamı olsun. Şurası B rakam diyorum, harf söylüyorum. Türkçeciler beni kesecek. Harfler verin. A dedim, B dedim, C dedim arkadaşlar. Harflendirdim. Şimdi şöyle yapacağız. Aynaya en yakın olan harf hangi harf? Hocam A ve B. En yakınını soruyorum. Aynaya en B. yakın harf hangi harf? B. O zaman aynaya en yakın harf B harfi ise görüntüde de aynaya en yakın olan hangisi olacak? B B harfi. hocam. B. B O olacak. zaman şu köşe B'nin köşesi olacak. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Peki Evet. A noktası tam ortada mı? Evet. B'den şöyle Evet. A noktası biraz uzakta ama tam ortada. B'den biraz uzağa gidiyorum. A noktasını buldum. Bakın. Peki aynaya en uzak olan nokta C noktası mı? Evet. Şimdi A'dan C'ye doğru aynadan uzaklaşmışım. Görüntüde de aynadan uzaklaşarak çizdim. Üçgenimi tamamladım. Bu köşede C oldu. Şimdi bana söyleyin. Aynaya yakın olan kısım taralı kısım mı? Taranmayan kısım mı? Taralı kısım. O zaman Taralı arkadaşlar görüntüde de aynaya yakın olan taralı kısım oldu. Gördünüz mü şimdi nasıl çizdi? İşte buna simetrik kısım. görüntü Evet. diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık, Görüntüleri evet. çizerken aynaya, buraya dikkat edin, ipucu yazıyorum. İpucu, görüntüleri çizerken cismin aynaya uzak ve yakın noktalarına, yakın kısımlarına dikkate alın. Kısımlarını dikkate Hocam. alınız. Bu şekilde dikkate alarak görüntü çizerseniz yanılmazsınız. Evet. Şey hocam, alttan üste bir yazı olarak gösterir misiniz hocam? Bugün yaptık, hoca da sınavda çıkacak dedi ama ben yapamadım Evet, alttan şimdi üste yazı bakalım. olarak. Yazı olarak da gösterelim. Dijital saat olarak da gösterelim arkadaşlar. Mesela arkadaşlar rakam olarak şöyle yazalım. 22.51. Ne diyelim? Bakın şöyle dijital saat.
Mesela ne olsun? 20. 20 arkadaşlar. Elli kaç olsun? Bir. 20-50 olsun ya. 20-50 mi olsun? 20-51 olsun önce. Hadi 20-51 51 hocam. olsun, tamam. 20-51 olsun şöyle. Dijital saat böyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bunun Evet hocam. aynaya olan görüntüsünü çizelim. İlk olarak bana söyleyin, aynaya en yakın olan rakam hangisi? Bir. Bir. O zaman görüntüde de ilk aynaya en yakın olan bir mi olacak? Evet, Veya biri evet. çizdim mi arkadaşlar? Şimdi gelelim şuraya. Bakın, aynaya yakın olan şu noktaya A dedim. Şu ikinci uzak noktaya B dedim. Aşağıdakine C dedim. A'nın altındakine D dedim. Bak, böyle noktalar vererek çizerseniz çok kolay başarır. D'nin altındakine E dedim. En uzak noktaya F dedim. Şimdi bu 5 rakamın aynaya en yakın olan noktası hangi nokta? A noktası. Aa. Tamam. Burada da en yakın olan Aa. A noktası mı olacak? Ama Evet. A'dan B'ye doğru geri gitmişim. Doğru mu? Yani B daha uzak. Burada da geri gideceğim. Aynadan uzaklaşacağım. B noktası. Sonra aşağıya inmişim. C noktası. Doğru mu? Evet. Peki D noktasında aynaya yaklaşmış mıyım? C'den D'ye aynaya yaklaşmışım değil mi? C'den D'ye aynaya yaklaşacağım. Şurası D oldu. D'den aşağı E'ye indim. E'den bakın, cisimde E'den F'ye aynadan uzaklaşmışım. Burada da E'den F'ye giderken aynadan uzaklaşacağım. Yani 5, 5'in görüntüsü aynada ne gibi gözüktü arkadaşlar? 5'in görüntüsü 12 aynada ne gibi 2 gözüktü? 2 gibi gözüktü. Devam ediyorum. 0 yine 0 gibi gözükür. Değil mi? Peki Evet. gelelim şuraya. Yine bakın. Şu noktaya A diyeyim. Şuraya B diyeyim. B'nin altındakine C diyeyim. Şuraya D diyeyim. Buraya E diyeyim ve en son şu kısma F diyeyim. Şimdi burada aynaya yakın olan A noktası mı B noktası mı? B. O B. zaman B'den başlayacağım. B'den A'ya giderken aynadan uzaklaşmış mıyım? Görüntüde de A, B'den evet. A'ya giderken, görüntüde de B'den A'ya giderken aynadan uzaklaşacağım. Evet. B'den A'ya aynadan uzaklaş. Sonra B'den C'ye doğru inmiş miyim arkadaşlar? Aşağıya doğru. B'den aşağıya Evet. C'ye doğru indim. C'den Evet. D'ye giderken aynadan uzaklaştım mı? C'den D'ye bakın, aynadan uzaklaştım. Şurası D oldu. D'den E'ye aşağıya indim. E'den F'ye aynaya yaklaştım. Burada da E'den F'ye aynaya yaklaşacağım. Buyurun işte. 20, 20, 51 arkadaşlar. 20, 51'i nasıl gördüm? 12, 12 12'de gördüm 05 arkadaşlar. 12, 20 05 gördüm. 20 Aynaya baktığımda. Eğer bu dijital 20 saate aynadan bakarsam böyle. Anlaştık mı nasıl çizdiğimizi? Harflerde de aynısı. Evet hocam. Harflerde Hocam de bir şey aynısı. sorabilir miyim? Bir tane de harf örneği vereyim mesela. Şu aynı olsun. Şu aynı olsun arkadaşlar. Mesela bana bir harf söyleyin. Aa, hocam çıkabilir E. A. Biraz daha karmaşık bir harf olsun. B olsun. B mi olsun? hocam ama B B simetrik değil olsun mi? hocam. Hani Bakalım. simetrik X olsun. B olsun. B'yi nasıl çizeceğim şimdi? Bakın arkadaşlar, şu B olsun. Şimdi B'nin aynaya yakın olan kısımları, aynaya olan uzak kısımları. Şu çizgisi aynaya uzak mı B'nin? Evet. Evet. Hocam. Peki şu gözlük gibi olan kısımları aynaya yakın kısımlar mı? Burada da aynaya yakın. Evet. Burada da aynaya yakın olacak. Evet. İşte böyle görünecek arkadaşlar. Hocam küçük ay yapar mısınız? Küçük A'yı yapalım. Al. Şu küçük A mı? Şimdi bu küçük A'nın Evet. çizgisi mi aynaya yakın? Göbeği mi aynaya yakın? Çizgisi. O zaman burada çizgisi aynaya yakın olacak. Göbeği aynadan uzaklaşmış mı? Burada da göbeği Evet. aynadan uzaklaşacak işte. Şöyle. Teşekkürler hocam. Hocam. Anladık mı? Görüntü Hocam bir şey çizimini. sorabilir miyim? Sor. Hocam bize
Öğretmen bunun bir taktiğini verdi. Kağıdı ters çevirince gözüküyormuş nasıl Ya çıkacağı diye. şimdi sınavda kağıdı şöyle mi ters çevireceğim, böyle mi ters çevireceğim, karıştırabilirsiniz. Ama bakın benim verdiğim yöntem, yani bu yöntem, aynaya yakınlık ve aynaya uzaklık kısmını unutmazsanız arkadaşlar, cisimde de görüntüde de kural aynı. Aynaya yakın olan Hocam. kısımlar yakın, uzak olan kısımlar uzak. Bu kadar basit. Okey mi? Hocam. Efendim canım. Şey alttan üste kağıdı ters çevirerek yapabilir miyiz alttan üste? Yani alttan üste tam ters çevirmen gerekiyor. Yani Evet öyle deneyin olsa arkadaşlar. doğru Deneyin yap. olur mu? Deneyin oluyorsa oluyordur. Ben denemedim hiç. Siz deneyin oluyorsa oluyordur. Ama en güzel taktik bana göre bu. Eğer aynayı yan vermez de şöyle yerde verir arkadaşlar. Ve harfi de örneğin şöyle verir. M harfi gibi düşünün. Ya da N harfi. Fark etmez. Şöyle N harfi olsun. Bakın kural yine aynı. Şu nokta aynaya yakınsa bu nokta da aynaya yakın olacak. Burada N'nin bak yukarı doğru aynadan uzaklaşmış. Burada da aynadan uzaklaşacaksın. Sonra burası aynaya doğru çapraz yaklaşmış. Burası da aynaya yaklaşacak. Sonra burada aynadan uzaklaşmışsın. Burada da aynadan uzaklaşacaksın. Kural aynı yani. Aynaya yaklaşma, aynadan uzaklaşma. Okey. Anlattığım kuralı anlayanlar anladık diyebilirler mi acaba? Anladık hocam. Anladık Anladık hocam. hocam. Evet. Anladık hocam. Tamam. Yazılıda bu kesinlikle sorulur. Eğer aynaları işlemişseniz ve hoca aynalar var derse bir soru, bu çizim sorusu mutlaka gelir arkadaşlar. Bir de böyle görüntünün aynaya olan uzaklığı soruları gelir. Zaten bu tip sorular. Gerisi de ayna özelliklerinin ne olduğunu zaten kendiniz aynaya baktığınızda ezber yapmanıza gerek yok. Kendiniz aynaya baktığınızda görüntü özellikleri de aklınıza gelmiş olur. Evet, düz aynanın kullanıldığı yerler, düz aynanın kullanıldığı yerler nerelerde arkadaşlar? Düz aynanın kullanıldığı yerler. Bakın burada vermiş Periskop. örneklerini. Örneklerini vermiş. Ev ve iş yerlerinde boya aynası, arabalarda dikiz aynası. Dikiz aynasının ne olduğunu söyledim. Arabanın içindeki aynaydı, değil mi arkadaşlar? Dikiz aynası. Sakın yan aynaları düşünmeyin. Hocam. İçerideki aynaydı. Projeksiyon, tepe göz. Tepe gözün de ne olduğunu bir önceki ders göstermiştim. Yine Google'dan bakabilirsiniz. Gibi periskop. Periskopta kullanılıyor. Bu da denizaltılarda var, değil mi arkadaşlar? Denizaltılarda periskop var. Evet, var mı arkadaşlar? Düz aynayla ilgili sormak istediğiniz başka bir soru? Yok hocam. Evet, o zaman düz aynaları burada bitiriyorum arkadaşlar. Aynalardan düz aynalar kısmı bu kadar.